yatılı olmak üzere 300 spor salonu 300 kişilik olmak kaydıyla ihalesi yapıldı. Şu an %20'lere yaklaştı. Biz gelecek yıl imtihanla biliyorsunuz geliniyor başarılı öğrencilerimiz. Gelecek yıl Fen Lisesi'ne de öğrencilerimizi yatılı olarak almış olacağız. Hayırlı olsun. Demin konuşmamda ifade etmiştim. Fen Lisesi ile ilgili bir açılmadan önce bir vakıf kuruluşumuz olacak. Bu vakıf hem öğrencilerimize hem nitelikli öğretmenlerin istihdamını sağlamak üzere aktif devrede olacak. Ben bizzat bu anlamda kendim takip içinde olacağım. Artı öğretmenlerimiz için de ilave olarak o güne kadar 30'a yakın lojman da yapmak istiyorum. Şu anki lojman 30 lojmana ilave olarak. Dolayısıyla orada öğretmen arkadaşlarımızın daha rahat bir ortamda hizmet verebilirliğini de sağlamış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Ben bugün biraz yoruldunuz. Mikrofonu aldım, uzattım. Uzak diyarlardan gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eski hastanemizi de ağız diş hastalıkları hastanesi yapmak şu an 4 diş hekimi arkadaşımız görev yapıyor. Bunu hızla 10 kişiye tamamlamış olacağız. 10 hekim arkadaşımıza süreçte talebe göre bölgeye hizmet verecek. Sadece kuluya değil. Talebe göre bunu 20'ye kadar çıkarmak istiyoruz. Dolayısıyla sağlıkta hastanede bölge üssü olduğu gibi ağız diş hastalıklarında da bölgenin üssü olmuş olacak. Hayırlı olsun. Buranın bir diğer sorunu karşıdan karşıya geçiş sorunu. Geçişle ilgili de Ulaştırma Bakanımızla bizzat kendim 2 defa görüştüm. Karayollarına talimat verildi. Arkadaşlar çalışıyor. Burada bir köprülü geçiş olacak. Dolayısıyla her taraftan, her iki yandan buraya giriş kolay olacak. Daha kolay gelinmiş olacak. Onu da yakın takip ediyorum. Çünkü hızlı yapılması gerekiyor. Buraya yakın olsun istiyorum. Uzun evi, engelli ve yaşam merkezi olmak üzere çok katlı olmayan bir yapıyı da muhtemelen şehir hastanemizin ihalesinin içinde koyarak onu da geciktirmeden hızla yapmak istiyorum. Yaparak huzur evini Aile Bakanlığımıza, gerisini de belediyemizin işletmesine vermiş olacağız. Aramızda yine gördüğüm, yine bu toprakların evladı, üzerimizde evi olan Profesör Doktor Özcan Erel kardeşimiz de var. Bu bölgenin, bu toprakların insanı, ilk 50 kişi arasına giren bilim insanımız, bizim Bilkent Şehir Hastanemizdeki laboratuvarların koordinatörü. Dolayısıyla buranın da laboratuvarın sorumluluğunu bir taraftan fahri olarak da fiili olarak da yapar diye düşünüyorum. Özellikle fakültemizde eğitime de katkı vereceğini şimdiden söylemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hastanemiz kulumuza hayırlı olsun. Nice hizmetlere başlangıç teşkil etsin istiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Kulu Bölge Devlet Hastanemiz kulumuza hayırlı olsun. Yeni hizmetlerin başlangıcına vesile olsun. Ya Allah bismillah.